Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Teknik direktör ve A-Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz bizlerle. Mehmet Yılmaz, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Abi dün Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandı ve çok fazla yankı buldu. Evet. Senden önce bir Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakkında bir teknik analiz alabilir miyim? İlk önce şöyle başlamak lazım. Tabii ki iki hocanın stratejisi çok önemliydi. Ama bizi şaşırtan aslında Abdullah Avcı oldu. Çünkü kadroda önemli değişiklikler yapmış. Hiç kimsenin beklemediği. Özellikle Cornelius'un yerine Giannini'yi oynatıp Cornelius'u sonra da hamle oyuncusu olarak oyuna koyması tabii ki bütün planları değiştirdi. Oyunun geneline gelecek olursak Trabzonspor oyunu daha iyi okudu. Yani hoca anlamında daha iyi okudu. Ama Fenerbahçe takımı özellikle 3. dakikada Trabzonspor deplasmanında öne geçti. Bu çok önemli bir avantajdı Trabzonspor için. Çünkü Trabzonspor beklemediği anda kötü bir golle, Fenerbahçe için çok güzel bir golle mağlup duruma düştü. Ondan sonra tabii ki bu kart pozisyonu var. Karttan sonra tabii ki 11'e 11 oynanmadı. 11'e 10 oynandı ama Trabzonspor takımı özellikle beklenen performansı çok fazla aslında ilk yarı özellikle göstermedi. Yani rakip 10 kişi kalmasına rağmen o bizim hücum hattındaki iyi ayaklarımız dediklerimiz çok fazla üretken olamadı. Tabii burada Bakame'nin oyundan çıkması burada da bir etkendi. Belki Bakame maç içinde çok etkisizdi ama Bakame'nin sakatı çünkü Trabzonspor'un ne olursa olsun etkiledi. Ama ikinci yarıya başlarken tabii Cornelius hamlesini herkes bekliyordu. Giannini'nin oynaması, Giannini'yi şundan dolayı oynattı. 3 tane çok iyi çünkü üçlü sistemde çok iyi 3 tane stoper özellikli ve çabuk oyuncusu ve size'lı oyuncusu var. Onun için de Cornelius'u hiç kimsenin beklemediği, benim de beklemediğim şekilde rotasyon oyuncusu olarak kullandı. Ve bunun karşılığını sonradan oyuna soktuktan sonra hem Cornelius'un oyundaki etkinliği ve Fenerbahçe takımının 10 kişi kalması Trabzonspor'un işine geldi ve Trabzonspor bunu çok iyi kullandı. Ama Fenerbahçe takımını şöyle kutlamak lazım. Trabzonspor'u çok fazlasıyla geriye oynattı. Çok fazla net pozisyona giremedi. Tamam direkten dönen pozisyonu var ama ikinci yarı şöyle bir noktası var olayın. Trabzonspor takımı çünkü istatistiklere bakıyorum. Fenerbahçe takımındaki sıkıntılardan bir tanesi bence şuydu. Bir büyük takım ne olursa olsun 10 kişi kalmasına rağmen uzun sürede 10 kişi oynayabilirsin. Bu kadar mahkum oynamaması lazım. Trabzonspor Fenerbahçe'nin istatistiklerine baktım. İkinci yarı hiçbir tane şutu. Hep 0-0-0 gitmiş. Yani burada hakemi çok konuşmak istemiyorum. Oraya girmek istemiyorum. Ama şöyle de bir noktası var. Büyük takım bu kadar mahkum oynamaması lazım. Bunu yapanlardan bir tanesi bence burada ilk önce bence hakemden çok hocaya da bir bakmak lazım. Ben şöyle söylüyordum. Üçlü sistemde Fenerbahçe'nin savunması çok iyi. Hücumda da Trabzonspor'un hücumu çok iyi diye. Şimdi bu maç bir seviye tespit maçıydı. Trabzonspor şunu gösterdi. Tabii 11'e 10 oynandı uzun süre maç ama üçlü savunmadaki sistemi hala da değiştirmiyor. Yani ikinci yarı bence oyuncu değişikliklerinde sıkıntı var. Çünkü Fenerbahçe takımı 10 kişi oynayabilir ama orta sahayı geçmedi. İkinci yarı ben Uğurcan'ın eline top geldiğini görmedim. Yani burada sadece hakeme yüklenmeyle bence olmaz. Tamam hakemi eleştirebilirsin. Haklıdır da çok büyük camia Fenerbahçe takımı. Ama hakemi eleştirirken de bence biraz hocaya da bakmak lazım. Hoca sadece hakemden konuşuyor. Sisteminin üzerinde biraz artık bir değişiklik yapman lazım. Bu bana düşmez. Benim dışarıdan gördüm ama Trabzonspor çok net şekilde haklı bir galibiyet aldı. Sadece golün dakika süresi uzadı. Yani 82. dakikaya gelmemesi lazım. Trabzonspor bu maçı çok çok daha erken bitirmesi lazımdı. İyi mücadele oldu ama Trabzonspor iyi olduğunu bugün çok iyi şekilde, dün çok iyi olduğunu gösterdi.